Merhabalar. Uzun bir aradan sonra bugün modüler yol sistemiyle karşınızdayım. Burada videonun ismi modüler yol sistemi olsa da bunu sadece yol sistemi olarak düşünmenizi istemiyorum. Burada aslında daha çok modüler bir sistem nasıl yapılır onu size aktarmak istiyorum. Modüler bir sistem yaparken nasıl bir yol izliyoruz, nasıl bir düşünce yapımız var bunu bu derste göstermek istiyorum. Daha sonra eğer isterseniz aynı mantığı kullanarak işte modüler binalar yapabilirsiniz, modüler araziler yapabilirsiniz. Mantık her zaman aşağı yukarı aynı mantık. İsterseniz gelin başlayalım. İlk olarak söylemem gereken şey burada bastığım tuşlara gösteren bir Screencast Keys var. Her zaman doğru çalışmayabiliyor bu addon. O yüzden mümkün olduğunca ben bastığım tuşları sözlü olarak da ifade edeceğim. Ayrıca başlamadan önce yapmanız gereken, Blender'da yapmanız gereken bazı ayarlar var. Bu ayarların olduğu videoyu ekranın sağ üst köşesine ekleyeceğim. Hemen o ayarları yapıp tekrardan bu videoya gelmenizi öneririm. Çünkü Blender kontrollerini inanılmaz kolaylaştıran ayarlar bunlar. Modüler yol sisteminin aklınızda daha iyi canlanması için şöyle bir görsel buldum ben internetten. Burada buna benzer bir şekilde şöyle kaldırımlı olan düz bir yol yapmak istiyorum. Ayrıca böyle T şeklinde bir yol hazırlamak istiyorum. Kavşağımın olduğu merkez bir yol hazırlamak istiyorum ve bir adet de dönüş yolu ayarlamak istiyorum. Bu şekilde bir yol sistemi yapabilmek için, modüler bir sistem yapabilmek için mümkün olduğunca ölçüleri net bilmeniz gerekiyor. Yani nerede ne yapacağınızı ölçü olarak kesin belirlemeniz lazım ki daha sonra başınıza bir sıkıntı çıkmasın. Çünkü modeli yapıp edip bütün sistemi kurduktan sonra herhangi bir yerde ufak bir kayma olmasını istemezsiniz. O yüzden burada mümkün olduğunca net olarak çalışmaya çalışacağız. Ben şöyle bir mantık kurdum kendi adıma. Bu yolun kare olmasını istiyorum. Her yol bloğunun ve bunların uzunluğunun boydan boya 10 metreye 10 metre olmasını istiyorum. Ortaya iki araç koyabilip geçirebileceğim şekilde düşündüm bu yolları. Şöyle kapatıyorum bunu. Ve hemen burada A'ya basıp X'e basarak sahnemdeki her şeyi siliyorum. Daha sonra buraya Shift A ile bir adet plane ekleyeceğim. Tab'a basıp Edit Mode'a geçiyorum ve buradan şöyle 3 köşemi seçiyorum Shift'e basılı tutarken. Daha sonra X'e basarak buradaki köşeleri siliyorum. Tek bir köşem kaldı burada gördüğünüz gibi. Bunu seçiyorum ve klavyemdeki Shift S tuşuna basarak bunu benim 3D cursor'ımın özür diliyorum. 3D cursor'ımın olduğu yere taşımak istiyorum. Şu an parmağım Shift S'e basılı tuttuğum için bu pay menü burada açık duruyor. Eğer bunu bırakırsam pay menüyü kapatacaktır. Aklınızda olsun. Shift S'e basılı tutuyorum. Ve benim seçmiş olduğum bu köşe noktamı alıp 3D cursor'ıma götürmek istiyorum. O da şu aşağıdaki gördüğünüz yuvarlak. Buradayken şu objenin üstündeyken farem Shift S'i bıraktığım an benim köşe noktamı oraya götürmüş oluyor. Şimdi ne demiştim? Benim yolum 10'a 10 birimlik olacak. Hemen 1'e basıp ön görünüme geçiyorum. Ben bu köşe noktamı 5 birim kadar yana taşımak istiyorum. Bu merkezde bir aynalama yapacağım ve 5 birim kadar da bu tarafa uzatacağım. O yüzden 5 birim sağa taşıyorum. G tuşuna basıyorum ve X tuşuna basıp X ekseninde ne kadar taşımak istediğimi giriyorum. Ben burada 5 birim taşımak istiyordum. Klavyemde 5'e bastığım an burada bana 5 birim 5 metre taşımak istiyorsun diye bir uyarı gösteriyor gördüğünüz gibi. Enter'a basarak bunu kabul ettiğimde bakın 5 birim kadar taşınmış oldu bu kenarım. Ben burada önden görmemin sebebi şu. Tam bir yolu ön bakış açısından nasıl gözükecekse o şekilde köşe noktalarımı çıkartarak o yol hattını oluşturmaya çalışacağım burada. Gösterdikten sonra daha iyi oturacaktır bu konsept. Şimdi bu ilk yapacağım kısım benim kaldırım kısmım olacak. Yani şöyle bir kaldırım yapacağım. Yolumun ana gövdesi olacak. Aynı şekilde diğer tarafta da bir kaldırım olacak. Ben bu kaldırımın yerden yüksekliğini 20 santim olarak düşündüm. O yüzden E'ye basıyorum. Tekrardan extrude etmek için. Ve diyorum ki Z ekseninde, Z'ye basarak klavyemden 0,2 birim kadar yani 20 santim kadar buradan da görebileceğiniz gibi çıkart diyorum. Ve Enter'a bastığım an bakın 20 santim kadar buradan extrude edilmiş bir kenarım oldu benim. 1'e basıyorum. Kaldırımın boydan boya uzunluğunun 1 metre olmasını istiyorum. E diyorum. X ekseninde artık eksi yönde gideceğim x ekseninde. Klavyemdeki eksi tuşuna basıp 1 metre kadar git diyorum ve Enter'a bastığım an 1 metre kadar uzatmış oldum. Gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim. Bakın. Daha sonra bu kaldırımın tekrardan yere inmesi lazım. E'ye basıyorum. Z ekseninde diyerek Z'ye basıyorum. Ve eksi 0,2 birim kadar yani 20 santim kadar aşağı iner deyip Enter'a bastığım an bakın 20 santim ekstür dedim. Burada farklı bir extrude işlemi gerçekleştireceğim. Bunun sebebi de şu. Benim bu modelimi dokulamam lazım. Dokuyu nasıl yapacağıma karar vermem lazım. Bunun için benim kullanabileceğim birden fazla yöntem var. Texture Paint yapabilirim. Photoshop'ta bunu boyayabilirim.
Ya da burada materyal sistemini kullanarak materyalleri tık 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 istediğim feature'ı ekleyip o istediğim görüntüyü verebilirim. Ben burada materyal sistemini kullanmak istiyorum. Çünkü çoğunuzun Photoshop olmayabilir. Texture Painter içinde genelde bir grafik tablet olması daha uygun oluyor. Burada en basit gidebileceğim yöntem materyal kullanarak bu işi yapmak. Burada materyal kullandığım zaman o yolun beyaz hat çizgileri vardır ya, ben o hat çizgilerini face olarak oluşturmak zorundayım ki o face'lere beyaz materyalini vererek o beyaz çizgi görselini sağlayabileyim. Bunun için de extrude ederken dümdüz yolu extrude etmeyeceğim de her beyaz çizginin geleceği bloğu extrude ederek ilerleyeceğim. Yani bunu hesap etmem gerekecek. Şöyle düşündüm ben. Yine bu köşem seçili. E diyorum. X ekseninde X'e bastım. Eksi diyorum. Klavyemdeki X tuşuna bastım. Ve 0,4 birim kadar git deyip Enter'a basıyorum. Bakın 4 birim kadar buradan extrude etmiş oldum. Burası benim o yolun emniyet şeridinin olduğu kısım. Ufak kısım. Daha sonra E diyorum. Yine X ekseninde eksiye bastım. 0,1 birim diyorum. 10 santim kadar bir extrude işlemi gerçekleştireyim. Şurada gördüğünüz kısım. Bu artık benim o emniyet şeridimin bembeyaz çizgisi olacak. E diyorum. X'e basıyorum. Klavyemdeki X tuşuna basıyorum. Eksi X'te gitmek için. 3,45 diyorum. Ve Enter'a basarak bunu kabul ediyorum. 3,45 benim yolumun merkez noktasına kadar olan uzaklığım olacak. Daha sonra bakın şurada ufak bir aralığım kaldı. Burası 5 santime tekabül ediyor. Bunu da şu bloklardan anlayabiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blok var 5 santim. E diyorum. X'e basıyorum. Eksi yönde 0,05 diyerek 5 santim kadar şurada da görebileceğiniz gibi extrude edip Enter'a bastığım an burada hop istediğim o çıkıntıyı vermiş oldum. A'ya basıp bütün objemi seçiyorum ki ne yaptığımı görebilin. Artık böyle bir kaba yol hattım var. Belki kafanızda tam oturmamış olabilir nereye varmaya çalıştığım. Fakat 1-2 dakika sonra bu tam oturacaktır. Şimdi yapmak istediğim şey bu objeyi aynalamak. Buradan Modifier bölümüne gelip Add Modifier'a tıklıyorum. Ve buradan Mirror Modifier'ını seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi otomatik olarak mirrorlama işlemini yaptı. Ayrıca şu ortadaki kenarın ayrılmaması için şuradaki clipping seçeneğini aktif ediyorum ve bakın gördüğünüz gibi artık orası cliplendi, yani birleşti. Tamam. Ben o istediğim kaba yol hattını oluşturmuş oldum. Tab'a basıp Object Mode'a geçiyorum ve buradan Outliner bölümüne gelip şu Plane yazısına çift tıklıyorum ve bunun ismine Base diyorum. Benim Base, yani ana objem bu olacak. Bundan kopyalayarak diğer yol tiplerini türeteceğim. Shift D ile bunu kopyalıyorum ve faremin sol tuşuna basarak olduğu yere bırakıyorum. Artık base'e ihtiyacım yok. Bunu gizliyorum şimdilik. Şu base 001 olana benim düz yolumun ismini vereceğim. Bir isimlendirme yöntemi kullanarak ilerlemek her zaman daha uygun olacaktır. Özellikle modüler sistemlerde. Yine buraya çift tıklıyorum. Ben buna diyeceğim ki 10 çarpı 10. 10 metreye 10 metrelik alt çizgi benim yolum. Road alt çizgi straight. 10 metre 10 metrelik yolum düz yolum olarak isimlendirdim. Bilerek İngilizce kullanmaya özen gösteriyorum ki İngilizce kullanıma, İngilizce terimlere alışabilin. Sektörde çünkü her şeyi İngilizce kullanmak zorundasınız. O yüzden Türkçe olsun diye ısrar etmemenizi öneririm bu gibi konularda. Devam ediyorum. Tab'a bastım. A'ya basıp bütün objemi seçtim ve 7'ye basıp üst görünüme geçiyorum şu şekilde. E diyorum. Y ekseninde Y'ye bastım yani. Klavyemden 10 yazarak 10 birim kadar ilerlemiş oluyorum gördüğünüz gibi. Artık benim Alt A ile bütün seçimi kaldırayım. Yolumun ana görüntüsü oluşmuş oldu gördüğünüz gibi. Hala tam bir şeye benzemiyor çünkü materyalleri eklemedim. Hemen onları da ekleyelim. Materyal bölümüne geliyorum ve buradan New diyerek Road benim yolumun ana rengi olsun istiyorum. Bir adet de materyal ekliyorum. Buradaki artı tuşuna basıp New diyerek. Bu benim kaldırımlarım olsun istiyorum. Bunun ismine de Side Walk diyeceğim. Son olarak beyaz çizgilerim var. Buna da artıya bastım. New dedim. White hop White alt çizgi Line diyorum. Şöyle yolumu seçiyorum ve Base Color kısmına gelip heksadesimal bölümünden buraya bir renk kodu giriyorum. Girdiğim renk kodunu burada görebilirsiniz. Enter ile bunu kabul ediyorum. Belki bunun rengini bir miktar açabilirim şöyle şu bölümden.
Ve buradan Z'ye basıp Material Preview'dayken Z'yi bırakıyorum. Belki bu materyali bir miktar daha koyu bir hale getirebilirim. Önceki hali daha iyi olacak gibi. Yine son düzenlemesini daha sonra yaparız. Şimdi bir de benim beyaz olacak çizgilerim vardı. Şurası birincisi, yolun kenar çizgisi. Şurası ikincisi. Shift'e basarak ikisini de seçtim. White line'a gelip assign diyorum ve şöyle base color'dan rengini biraz daha arttırıyorum. Bakın o beyaz çizgileri gördüğünüz gibi oluşturmuş oldum. Daha sonra bir de kaldırım bloğum var benim. Onu da şöyle seçebilirim. Hop. Üçünü seçtim. Üç kenarı var. Diğer tarafı mirrorlamış oluyorum. Sidewalk'a tıklayıp assign dediğim an bu rengi de buraya atmış oldu. Fakat bunun hala bir renk kodu yok. Bunun için de base color'a tıklayıp buraya bir renk kodu ekleyip enter'a basıyorum. Şimdi şöyle bir renk ayarlaması yapalım isterseniz. Material Preview'a geçip yolumun bir miktar daha koyu olmasını istiyorum ben. Şöyle hafiften daha koyu olsun. Sidewalk'um da aynı şekilde çok parlak geldi bana. Onu da bir miktar şöyle koyutabilirim. Ve gördüğünüz gibi benim modüler yollarımdan düz olanı ortaya çıkmış oldu. Artık bu yolu gizleyip kaldığım yerden devam edebilirim diğer yollarımı ayarlamaya. Şöyle göze basıp bunu gizliyorum. Base'imi aktif ediyorum göze basarak. Bakın buraya gelmiş oldu. Ve bunu seçip Shift ile kopyalayıp sol tuşla olduğu yere bırakıyorum. Ve şu base'i yine gizliyorum. Bunun adı 10x10 düzlük değil. 10x10 alt çizgi road alt çizgi turn olsun. Dönüş yolumuzu yapalım. Turn diyorum. Buradan gelip öncelikle mirror modifier'ımı apply ediyorum. Burada mirror modifier'ını kabul etmemin sebebi şu. Ben direkt bu yolu alıp çevireceğim. Herhangi bir mirrorlama işlemi yapmıyorum. Eğer mirror modifier aktif olursa sıkıntılı bir sonuç ortaya çıkar burada. Ve tab'a basarak edit moda geçiyorum. Burada köşe seçim aracımı elime alıp şu köşelerden birini seçiyorum. Ve Shift S'e basılı tutarken benim 3D cursor'ımı seçmiş olduğum noktaya taşımak istiyorum. Shift S'i bıraktım. Bakın gördüğünüz gibi buraya geldi. 7'ye basıp üst görünüme geliyorum. Ve buradan daha önce belki hiç görmediğiniz bir araç olan spin aracını seçiyorum. Spin aracını seçtiğim an karşıma böyle bir çizgi geliyor. A'ya basıp bütün objeyi seçtikten sonra bu artı tuşlarından birine basıp farenizi sürüklemeye başladığınız zaman gördüğünüz gibi objeniz açılmaya başlıyor. Benim dönüşlü yolumu ortaya çıkartabiliyorum. Burada yapmak istediğim şey Shift kontrole basılı tutarken bu işlemi yapmak. Kontrole bastığım an bakın açılar biraz daha tam olarak hareket ettirebiliyorum. Benim burada istediğim tam bir hareket. Şöyle tam 90 derece olduğu an farenin sol tuşunu bırakıyorum ve gördüğünüz gibi benim o dönüşlü yolum ortaya çıkmış oldu. Artık spin aracına ihtiyacım yok. O yüzden buradan Select Box'ımı seçiyorum. Bakın Alt A diyeyim, bütün seçimi kaldırayım. Dönüşlü yolumu da oluşturmuş oldum. Burada yapmak istediğim ufak bir düzenleme var. Şu ortadaki yol hattını, şu çizgiyi sileceğim. Çünkü buna ihtiyacım yok. Mirror yapmıyorum burada. Kenar seçim aracını elime alıp Alt'a basılı tutarken şu kenarlardan birini seçtiğim an bakın bu kenar hattını seçmiş oldu. Daha sonra X'e basıyorum ve buradan Dissolve Edges diyorum. Yani oradaki kenarları ortadan kaldır dediğim an o kenarları kaldırmış oluyorum. Artık buna ilgili materyalleri ekleyelim. Materyal bölümüne geldim. Buradan artıya basıyorum ve şuradan panelden daha önce oluşturmuş olduğum yolu seçiyorum. Tekrar artıya basıyorum. Yine aynı panelden Sidewalk seçiyorum. Yine artıya basıyorum. Yandaki panelden White Line'ı seçiyorum. Şimdi ilgili yerlere bu materyalleri ekleyelim. Öncelikle yüz seçim aracını elime aldım. Daha sonra şu hattın beyaz çizgim olmasını istiyorum. Bu hatta tıkladım. Ama yanlış bir seçim yaptı. Bu her zaman başınıza gelebilir. Burada nasıl doğru bir seçim yapacağınızı göstermek isterim. Alt A ile bunu kaldırayım. Burada merkez noktasını, o face'in merkez noktasında bir yerde alta basılı tutarken seçim yaparsanız o bütün hattı seçmeye kalkıyor. Yan taraf, yanlama boyunca yan eksenlerde. Fakat alta basılı tutarken kenar hatlarından birine gelip farenin sol tuşuna basarsanız bu sefer o hat nereye kadar gidiyorsa onu seçmeye çalışıyor. Seçtim. Sidewalk'a White Line'a geldim ve Assign tuşuna bastım. Alt A'ya bastım. Yine alta basılı tutarken şöyle kenarlardan birini seçiyorum. Hatta Assign dedim. Alt A'ya bastım. Alta basılı tutarken bu hattı seçtim ve Assign diyerek beyaz çizgilerimi oluşturmuş oldum. Şu ortadaki beyaz çizgide ufak bir düzenleme yapmak istiyorum. 7'ye basıp üst görünüme geleceğim.
Bu çizgiler bildiğiniz gibi şöyle gelir, boşluk olarak da bir daha devam eder, boşluk olur, bir daha devam eder şeklinde gidiyor. Ben de burada onu yakalayabilmek için aradan bazı kenarları yolun rengine boyayacağım. Burada şöyle yapacağım. Bu ilk bloğun birini beyaz bırakacağım. Daha sonra bir blok yol rengi olacak. Burayı seçtim. Shift'e basılı tutuyorum. İki blok beyaz, bir blok yol rengi. İki blok beyaz, bir blok yol rengi. İki blok beyaz, bir blok yol rengi diyerek row'da gelip assign dediğim an bakın bu hatları gördüğünüz gibi hop yol rengine boyadı. Artık yol çizgilerini de oluşturmuş oldum. Kaldırım için de hızlı bir şekilde şöyle 7'ye basalım ve seçim işlemini gerçekleştirelim. Biraz zoomluyorum. Z'ye basıp wireframe'e geçtim ve C'ye basarak Circle Select aracımı elime alıyorum. Circle Select bir miktar kullanması zor bir araç olabilir eğer daha önce görmediyseniz. Burada yüz seçim aracı elimde olduğu için şu yüz noktalarını, şu gördüğünüz noktaları seçmeye çalışıyor. Onu o circle'ın içerisinde o noktalardan biri varsa o yüzü direkt olarak seçmiş oluyor bu araç. O yüzden seçim yaparken dikkat edin. Ben burada şöyle kaldırımın olduğu hattı seçmek istiyorum. Bakın şu noktalara hiç bulaşmadım. Şöyle göstereyim. Daha sonra Sidewalk'a tıklayıp Assign diyorum. Şöyle Material Preview'da bakmış olalım. Aynı işlemi dış hattı da yapacağım. 7'ye bastım, üst görünüme geçtim. Z'ye basıp Wireframe moda geçtim. Ve C'ye basarak Circle Select'imi elime alıyorum. Şu hattaki noktalara kesinlikle temas etmememiz lazım. Faremin sol tuşuna basılı tutuyorum. Ve şöyle hop yüzlerimi seçerek devam ediyorum. Hatta burada şöyle bir farklı bir yöntem göstereyim size. Bu daha kolay olacaktır. Hop. Şöyle yapalım. Daha kolay bir yöntem göstereyim. Alta basılı tutuyorum. Ve şöyle kenar hattından birine tıkladım. Seçtim. Alta hala basılı tutuyorum. Aynı zamanda Shift'e de basmaya başladım. Ve şöyle şu kenar hattından birine tıklıyorum. İkisini bıraktım. Yana doğru dönüyorum. Alt ve Shift'e basılı tutuyorum. Ve kenar hattına tıklıyorum. Bütün bloğu seçmiş oldum. Eğer alışırsanız daha hızlı bir yöntem bu. Sidewalk'a seçiliyken Assign diyerek şöyle Material Preview'da bir bakalım. Artık benim yolumun dönemeç kısmı da oluşmuş oldu. Şöyle ders süresine bakıyorum. Biraz uzamış gibi görünüyor. Bu dersi burada bitirelim. Sonraki derste kalan yolları da yapıp artık bu yolları kullanılabilir hale getiririz. Sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.